Adalet yürüyüşçülerine tehdit. Hakkari'de Hayır Tuzak, iki şehit. IŞİD militanından MİT itirafı. Günün haberleri başlıyor. CHP'nin başlattığı adalet yürüyüşü hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet pankartıyla dolaşmakla adalet gelmez. Yargı yarın sizi de bir yerlere davet ederse şaşırmayın dedi. Erdoğan'ın sözlerini tehdit olarak değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise Erdoğan yine yargıya talimat vermeye başladı. Bu sürecin en önemli sorumlusu kendi adalet sistemini kurmak için talimatla hakimler ve savcılar oluşturan kendisidir dedi. Ya adalet var niye yürüyorsunuz diyemiyor. Tam tersine adalet sokaklarda aranmaz diyor. Yani adaletin olmadığını kendisi de biliyor. Hakkari Çukurca'da arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçiş esnasında PKK'lı teröristler araziye tuzakladıkları el yapımı patlayıcı infilak ettirdi. Patlamada 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Almanya'da 2016 yılında Düsseldorf şehrinde saldırı planlayan IŞİD militanı soruşturmadaki ifadesinde MİT'le birlikte çalıştığını itiraf etti. 5 Temmuz'da Düsseldorf Yüksek İdare Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak olan davaya ilişkin ayrıntıları yayımlayan Der Spiegel dergisi, IŞİD militanının soruşturmadaki ifadesinde 2014 yılında Rakka'dan Türkiye'ye geçtiğini anlattığını yazdı. İfadesinde IŞİD elemanı olarak Türkiye'de MİT'le birlikte çalıştığını da itiraf eden Suriyeli mülteci, iki zanlı ile birlikte 2016 yılında tutuklanmıştı. Bir belgesel filmi için Amerikalı ünlü yönetmen Oliver Stone'a demeç veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Amerikan istihbarat güçlerinin darbe girişiminden bilgilerinin olabileceğini söyleyen Putin, Fethullah Gülen'in gerçekten de darbe girişiminde yer aldığı konusunda ise fikrim yok ifadesini kullandı. Bilim insanları dünyadan yaklaşık 400 ışık yılı uzaklıkta güneş benzeri yıldızların oluşumlarının oldukça erken dönemlerini gözlemledi. Araştırma sırasında yaşamın temel kimyasal yapı taşlarından biri olan metil izosiyanat maddesi izlerine rastlandı. Araştırma ekibi bu organik moleküller ailesi bildiğimiz anlamdaki yaşamın biyolojik temelleri olan protein formundaki amino asitlerin ve peptitlerin sentezinde rol oynamaktadır açıklaması yaptı.